Beyaz perdenin ve televizyon dünyasının taçsız kraliçesi. Aa, yok canım. Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı. Ben mi? Şov dünyasının süperstarı. Aa, çok teşekkür ederim. Afeti Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... Aa, o ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam, orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, mümtaz kişilik, soyunmaz erkek Mustafa Kotan'la Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydın, günaydınlar. Süper FM Süper Ötesi, Kızıl Ötesi dinleyicilere. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Günaydın. Ne bu şimdi yaranmaya çalışıyorsun falan? Ne oluyor? Sen beni tanımamışsın Mezo. Ben seni sevdiğimden bu programı yapıyorum. Hadi canım. Valla bak, ben bugün sırf Mustafa Kota'nın bazukası programına başlamıyorsam, sırf beraber burada eğlenelim diye. Bak 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 bak, özgüvene bak sen. Bah hele bah. Ne sandın? Sana buradan gelişine... Bir şey söylemek isterdim ama neyse, daha yeni başladık programa. Bir sabah sabah şey yapma, şiddetlenme lütfen. Valla haftanın son günündeyiz, lütfen canımızı sıkma Mustafa. Aa, bugün cuma mı? Evet. Hmm. Hadi bir şenlikle açalım programı, bir şey yap bize. Fıkra anlat bir tane. Fıkra mı? Evet. Fıkra ve ben. Ne bileyim, şiir oku. Ben öyle şeyler bilmem ki ya. Ne biliyorsun? Ben İki film mi çekecek? İki film çek bize burada bari. Aa, şey yapalım bak, şimdi aklıma geldi. Ne? Ben bir hikaye uyduracağım, sen de devamını getireceksin. Tamam, kısa bir ara verelim o zaman. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı, saat 9'a kadar devam edecek. Bakalım Mustafa bize ne söyleyecek? Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Başlayayım hikayemi. Başla. Ama bak, dağılmayacaksın lütfen. Mutlaka. Lütfen. Tabii. Bir gün Şirin köyünde Şirin'e mantar topluyormuş. Ne oldu lütfen? Aa, Zoylan lütfen. Pardon pardon, buyurun. Ondan sonra Şirin baba geliyormuş karşıdan. Şirin'e tam yerdeki mantarı alırken sen bunun eteği bir sökül. Böyle elini önünü kapata kapata Şirin babaya gitmiş. Şirin babacığım, eteğim söküldü, ne yapacağım demiş. O demiş ki, kızım bu da laf mı? Sen manyak mısın? Kafa mı yandı sende? Eteğin söküldüyse Terzi Şirin'e gideceksin demiş. Terzi Şirin. Şirin'e bir gitmiş. Terzi Şirin'in dükkanı kapısını bir açmış. O da ne? Ne görsün? Ne? Sen devamını getir. Evet. Ne görmüş olabilir? Söyle. Korkma, söyle. Bak Zeki, Terzi Şirin daha kendi söküğünü dikemiyor. Olmaz. Ne bekliyorsun? Onu göremez. Başka bir şey görmez. Ne görecek? İğne, çuvaldız, makas, dikiş makinesi, patron kağıdı, ama bak, kalıp, sabun, şok cetvel. Şok oldu dedim. Ay, neye şok olmuş ki acaba? Canlandıramadım tahayyülümde. Sen. Vallahi canlandıramadım. Terzi de ne görülür ki? Ben devam edeyim o zaman. Ne? Sen bu Şirin. Heh. Terzi Şirin. Terzi Şirin. Bu da yeni bir Şirin herhalde. 2016 model. Terzi Şirin. Hı. Sen içeride sekreter Şirin'le oturuyormuş. Sekreter Şirin. Bir tane Şirin'e yok muydu ya? Kadın olan dişi Şirin. İşte sen ne çaktırıyorsun Şirin? Masa... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen sekreteri anlıyorum da. Terzi Şirin artık terzik o kadar kalmadı yani. Ben olsam bir hamburgerci falan açardım orada. Oraya da gidecekler. Ama eyvah, sen de finalini söylüyorsun. Devam edecek diyorsun bu şeyler herhalde madem. Dur bakayım, dur hayal gücünü dinleyeyim. Sen Terzi Şirin sekreter Şirin'le oturuyormuş. Sen oturduğun yerden... Terzinin eline... sekreteri var yani. Evet. Hmm. Kızım, orası Şirinler köyü lütfen. Dur, koskoca atölyedir orası. Bizim dünya gibi düşünme. Mekan da Merter'de tekstil şeyi, atölyesi. Senin bir tarafın açıkta kalmış uykuda herhalde dün akşam arkada. Ya da yatarken bir şey yemeyeceksin. Ama bir şey zevkle şey yapmıyorsun. Tamam. Şirin'i o hayattan kurtarmak istedim. Ne istiyorsun? Ne yapacağım? Alacağım kızı, hamama mı götüreceğim? Hamamcı Şirin. Tellak Şirin. Düşünsene. Göbek taşından gayı verir aşağılara. Yemin ederim var. Sonra... Oturuyormuş sekreterle. Hayır, hevesim kalmadı. Ben kızı doğru bir hayata sokmak istiyorum, izleyenlerin şeyi göz önünde. Lütfen. İzleyenlerin gözü önünde, dinleyenlerin... İşte anla işte ya. Anlayamıyoruz seni. Şirin'i yanlış tanımasınlar. Biz insanlar seni anlayamıyoruz.
Kısa bir ara veriyoruz. Verelim o zaman, buyurun. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Zuhal. Efendim Mustafa. Nereye geldik? Şişli deme. Başka bir şey söyle. Zuhal Topal'ın. Evet. Günlüğünde. Evet. Zuhal Topal'la ilişki durumuna. Bravo. Yolla ilk soruyu bakayım. Tekirdağ'dan Halime sormuş. Ha, Halimeciğim. Zuhal abla, kocam eve yeni matkap aldı. Sürekli duvarları delip bir şeyler asıyor. Hay Allah. Evin her yerine bir şey astı. Duvarlar çeşitli fotoğraflar, antika eşyalar, Ispartalısı. Ne oldu oğlum? Bir sürü şeylerle doldurmuş. Aa bak, kocasının adına bak, Mustafa'ymış. Aa. Halime demiş ki, Mustafa yeter artık, delme diyor, dinlemiyor. Anlamadın mı diyor, neyi anlamadın mı diyorum. Yine duvar deliyor. Ne desem lafımı dinlettiremedim bu adama. Sence ne yapacağım? Duvarlar delik deşik yani. Evet. İşte bak, böyle şeylerden de bitebiliyor evlilikler Mustafa. Niye bitiyor ya? Bunlar evlilik mi bitermiş ya? Kadın diyor delik deşik etti duvarları, her akşam almış bir matkap diyor. Ama adamın hobisi olabilir mesela etrafı. Matkapla delmek. Hayır ama delip bırakmıyormuş ki, adam bir şeyler asıyormuş. İyi de yani doldurursa abidik gubidik şeylerle duvarı, onu tozlanır o resimler, çirkin bir görüntü olur çok fazla, öyle fıt çıfıt sevmem ben de. Diğer soruya geçelim. Muğla'dan Aysun. Söyle Aysuncuğum. Zuhal abla, kocam da ben de memuruz. Ne güzel. Benim tayinim Kars'a çıktı. Onun tayini de Alanya'ya çıktı. Evet. En az bir yıl düzeltemeyeceğiz bu durumu. Ben bu adamı Alanya'ya tek başıma gönderemem. Biliyorsun ablacığım tok... ne diyorum be? Ne diyorsun? Önündekini okuyamıyorsun daha. Kafa şirine de tabii. Taktın. Niye hatırlatıyorsun? Duygularımla oynuyorsun. Ay yaranım mı aslında? Ay şu an kederle doldun sen. Yaran geçti mi parmağındaki? Geçti biliyor musun? Aa hayret, iki vallahi. Haftada nasıl geçti? Ama o yara var. Oğlum ya. Ona yara denmez, sanki toplu iğne ucu kadar. Ne ya? Ne ya? Zuhal, ben yaramın resmini koydum Instagram'a. Yapma, yaptın pardon, mı bunu? Instagram'a koydum. Yaramın resmini şeye koydum. Ne? Snapchat'e attı. Eyvah eyvah. Herkes geçmiş olsun dedi. Ben dedim sana ambulansa koymamız gerekiyor. Zuhal, sana göre küçük bir şey olabilir mi? Bana göre İnsanlık büyük için şey. Büyük bir adım diyorsun. Evet, çünkü benim tenim... şeydir yani. Hassastı. Alışık değilim. Akıyamam. Öyle şeylere. Aa, lütfen. Bir arkadaş olan cimdik demişti de mosmor olmuştu arkadaşımın. Bir yeri. Yana. Evet, tamamla soruyu. Neyse, diyor ki Alanya'yı gönderemem diyor. Çok turist olduğu için diyor. Sence istifa edip kocamın peşinden gideyim mi? Vallahi Aysun'cum bilemedim. Şimdi yani kocana güvenmekte bir seçenek yani. Bence öyle bir seçenek yok Zuhal. 365 gün diyor ya. Ben fazla en fazla 3 gün veriyorum. Neye 3 gün veriyorsun? Yurt dışı şahısları tanışmaya. Ay herkes sen Mustafa, boş boş konuşma oturduğun yerden. Ben zaten en fazla bir gün dayanıyorum ya. Allah Allah, keşke. Ay. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Düzce'den Sabriye sormuş. Ha Sabriye'cim. Zuhal abla, kocamla evleneli 8 ay oldu. Evlilik heyecanı öldürüyor dedikleri için biz de uzun süreli evli kalmak istediğimiz için bir süre birbirimize dokunmamaya karar verdik. Değişik. Hani ne kadar geç başlarsak o kadar uzun sürer hesabı. 2 aydır bu fikir bana saçma gelmeye başladı ama adamda tık yok. Yemin metni ne yaptı, yanaşmıyor yanıma. Sence fikrini nasıl değiştirebilirim? Adamın fikri başka yerlerde olmasın Sabriye. Vallahi ağzından aldın Zuhal'cığım. Abi ben senin ağzına hiçbir şey almak istemiyorum Mustafa. Ne yapayım, Allah Allah. Dur, bundan sonra ben daha dikkatli davranacağım. Yani var ya şimdi Sabriye'cim, yani saçma bir şey. Yani ilk evet bir denemişsiniz bir şey ama otur konuş artık, ne yapalım yani. Oturacaksın, konuşacaksın, çözeceğim bu konuyu. Diğer bence baştan geçeyim. Yanlış yapmış zaten. O hep evlilikte dokunmadan evlilik mi olurmuş be? Hele sen düşsen sana böyle bir şey teklif edecekler. Ama hafazan Allah. Dokunmadan nasıl evleneceğim ya? Tabii yüzüğü parmağına lazım. Takmak falan dokunmak gerektirir. Hayır, bir elini sıkmak lazım, bir öpmek lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi zaman geçti? Elini sıkmak. Hayır, bir ilk tanıştığımda. O kadar da değildir herhalde. Bunlar başka bir şey için şey yapmışlar. Anladığım kadarıyla. Hani benim aklım öyle çalışmadı, ben anlayamıyorum. Ay sen ne kadar saf temiz. Gerçekten yüreğindeki çocuğu şu muhafaza et. Şu koca şehirde bozulmadan nasıl böyle kalabildim bir ben? Bir tek sen varsın. Konserve gibisin. Bozulmadan kalabiliyorsun Mustafa. Ciddi söylüyorum ya. Şu masumluğu. Aa, ben canım ya. Ay hadi bir ara verelim. Sıkıldım senden. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü.
Mustafa'cığım hazır mısın? Şimdi senin köşene geldik. Ne gülüyorsun ya? Gezi. Hazırım, buyurun. Küçükçekmece'den Hakan diyor ki sana. Kaynanam çok zengin ama cimri. İçinde bir şeyler gizlediğinden eminim. Sadece hanıma çaktırmadan kaynanamın içini nasıl açsam da baksam karıştırsam diyor. Bunu yapmam doğru mu diyor. Kaynanam diyor içi açılınca bozulur mu diyor. Hayır. Bak bak bak, soruya bak. Niye bir tane akıllı bana yazmıyor ya? Manyak manyağı buluyor hesabı. Ya sen nerede gördün benim kaynanam açtığımı? Kutu kola mı bu zaten? Niye açıyorsunuz kadını ya? Bence de açılmaz. Yanlış. Açmayın yani. Yani sallayıp hiç açmayın. Beni de cıvıttırdınız ya. Bu saatten ya. Sonra bir tane kaynana bulsam yemin kucağımda taşırım ben. Ne de olsa evleneceğim kızın anası. Yalan mı? Aa, vallahi yemin ediyorum he. Yok, Allah onu o kayınvalide sabır versin. Dur, nasıl olmuşsa o hata. Peki yeni soruya geçiyorum. Esenler'den Gökhan diyor ki Mustafa abi, Instagram'ında gördüm senin geçen giydiğin o beyaz diyor fedon pantolonuna çok özendim, gidip aldım. Yalnız içim diyor şifresiz yayın gibi, cam gibi gözüküyor abi. Bunun içine ne giysem diyor, sen ne giyiyorsun diye. Tabii ki de bu soruyu cevaplamıyor. O özelim beni. Ya zıbıtma hadi söyle bir şey. Ya yalan mı söyleyeyim? Ne özelim? O, söylemek istemiyorum. Paçalı don falan giysin o zaman olmazsa. Ama ne giysin? Don giyecek için ne giyecek? Baş tayt mı giyecek ya? Şofman mı giyecek ya? La havle vela. Ama son açık renk bir şey giyeyim. Arkadaşlar doğru düz şeyler yazın ya buna da. Zaten bu zıbıtmaya çok müsait. Siz de gaza getirmeyin lütfen şunu. Edirne'den Kemal diyor ki Mustafa, denizin ortasındasın diyelim. Üç kişi de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya. Birinci kişi Zuhal Topal. Aa, güzel soru. İkincisi Irina Shayk. Üçüncüsü de Kim Kardashian. Sen bu isimlerden hangisini kurtarırsın? Unutma, sadece bir kişiyi kurtarma hakkın var. Diğerleri boğulacak. Al sana. Zor bir soru ama. Çok güzel, çok güzel. Neresi zor ya? Düşünüyor musun cevabı hala? Zuhal, sen isimlere baksana, geçen isimlere ya. Sen beni bir kurtarma. Valla mikrofon saplarım bu sefer. Bak, aklıma şey geldi. Önce Kim Kardashian'ı böyle suni teneffüs yapıp ondan sonra onu nefesini kendime getirip sonra seni kurtarsam. Hayır, öyle şey olmaz. Acil hemen beni kurtarman lazım. Peki şey yapsam, bu Irina'ya hani dokunur gibi onu kurtarmak. Aa, bırakıp Mustafa. Tabii ki seni kurtarırım ya. Diğerlerini gözüm kayma. Ya pardon da benim orada arkadaşım, dostum varken onlar kimmiş be? Bravo, tebrik ederim canım arkadaşım, tabii ki. Ya, gerçi biraz üzülürüm, o kadar. Ya ya, oraya aslında bir option daha koymak lazımdı. Şirine. Onu göremem, mavide kaybolur. Aa, ben var ya, Şirine olursa seni kurtardıktan sonra onu kafamda bile taşırım. Ne var onda be? Cebine koy götür zaten. Mayoya da sığar. Kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim geldik hanımlarla baş başa köşemize. Ne yapacağız? Eski dönemlerde kullanılan güzellik yöntemlerini araştıracağız. Güzellik bloggerı Rochelle tarafından bulunan cildi pasparlak, böyle ışıl ışıl yapan acı biber maskesini öğreneceğiz. Hadi bakalım, çıkaralım malzemeleri. Heh, buyurun. Efendim 1,5 su bardağı tam yağlı ineh sütümüzü ısıtıyoruz. Kaynama noktasına gelmeden bir kaşık limon suyumuzu ekliyoruz. Buzdolabında soğuyana kadar bekletiyoruz. Ben bunu yazayım, bir çevremdeki kadınları bir parlatmam lazım. Azıcık içine biber, kaşığın çeyreği kadar tarçın, yarım kaşık da bal. Karıştırdım. Bitti. Çok kolaymış bu be. Boşuna pratik demiyoruz yani. Bakın hanımlar, cildiniz hassassa önce bu karışımı elinizde deneyin. Keşke şey yapsaydık be. Ne? Şöyle çağırsak bir tane daş gibi bir hatun, onu da deneseydik. Manken hani. Manken çağıracağız maske denemek için. Ne var? Ah Mustafa, ah vallahi billahi, ne kadar da böyle meyillisin, için içinde zıpıtma olsun, bir çakallık olsun, bir zırtlaklık olsun. Ha, ne alakası var, ben sana yardımcı olmak istiyorum. Zübük! Benim ne zübüklüğümü gördün ya? Allah, sen benim ne zübüklüğümü gördün ya? Dilli zübük. Dilli zübük seni. Şu hanımlar için değil, erkekler için faydalı bilgileri de sen toplayıp getireceksin haftaya. Ama ne olacak ya, erkek dediğine... Erkek için bir konuşacağım. Sen inşallah erkek konuşursan. Erkek için faydalı bir zaten şey vardır. Zaten ilkokul 7'de başladın. Ortaokul 2'de. Erkek için faydalı bir şey vardır. O da mutlu olabileceği bir eş. Hadi bakalım. Başka neye lazım olur bir erkeğin? Kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü.
acayip bir liste yaptım. Korkutma bizi Mustafa. Sen acayip deyince tırsıyorum. Tırsma ya. Henüz yapılmamış ama yapılmasını istediğim şeylerin listesini yaptım. Listeleri listeledin yani. Bak yapılmamış ama. Yapılmamış liste mi var Mustafa? Asla yapılmayacak şeylerin listesini yaptım. İşte o zaman liste olmuyor, sen de okuyamıyorsun. Başka bölüme geçelim biz. Bir söyleyeyim bir dakika ya. İyi hadi söyle. Sabah 3 porsiyon kol böreği. Öğlen 2 porsiyon tereyağlı İskender. Akşam yemeğinde bir kuzu yiyip nasıl sağlıklı ideal kiloda yaşanır listesi. Bu imkansız bir liste Mıstıkçım. Ama ben ne dedim? Yapılmaz dedim zaten. Yapılamaz dedim. Bak ikinci listemizde sıfır sermaye ile internetten iş kurup oturduğun yerden para kazanmak için yapılacaklar listesi. Ay ne saçmalıyorsun. Hayal diyoruz biz bunlara, liste değil. Bak bak bak, bir tane daha yaptım. Hı. Ergenlikten daha kötü şeyler listesi. Bir şey söyle, devam etmeyeceğim. Yürü git Mustafa. İç güzelliği arttırmak için yapılacak estetik operasyon. Allah Allah. Bu iç güzellik biraz muallak ama biliyorsun değil mi? İç güzellik mi? Sen ilgileniyor musun bir kadının iç güzelliği, onu söyle bana. Yalan söylemeyeceğim, asla. Abi de asla diyor, karakter, yo, kişilik, ya, insanlık. Ben bir şey söyleyeceğim de bunu ciddi söylüyorum. Hı. Şu an da hani yeni biriyle tanıştığım zaman onun doğal olduğunu nereden anlayacağım? Hı. Ya beni ben olduğum için geldiğini nereden anlayacağım ki, bana ben olduğum için? Onu zamanla anlarsın, o ciddi olacak. Ama işte benim artık öyle bir zaman geçirecek durumum da yok yani. Bizim de zaman geçirecek durumumuz yok. Kısa bir ara veriyoruz Mustafa. Buyurun. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, doğadan, bilimden ve insanlık tarihinden apıştırıcı bilgilere hazır mısınız? He hoca oğlan, sen de hazır mısın? Buyurun. İlk bilgimiz şöyle, İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malıymış. Elizabeth, bizim evet, Elizabeth. Evet. O zaman buradan o kuğuyu yumruklayan bir seslenebilir miyim dayı? Sesler. Dayı kaç, kraliçe geliyor, Elizabeth geliyor valla. Ya evet, kuğuyu yumruklamıştı değil mi bir tanesi? Esef'le bir daha kınayalım burada. Niye peki ya? Sen ne istedin, istedin ya? Hayvancağızdan ya. Bir dakika, Kral Elizabeth'in herhalde de kuğusu yoktur. Ciddi söylüyorum. Kendisi ben. Kuğu gibi zarif. Vallahi hiç, en son Elizabeth'le gidip evleneceğim. Bana da öyle geliyor. Kral olacağım, yemin ediyorum. Bak, ben. Bak diğer bilgi, insan öpüyorum beyninin Elizabeth'i buradan. Ellerinden. İnsan beyninin %80'i suymuş. Yalan. Ne yalanı? Bak bilimsel bilgi işte. Ben var ya böyle bilgi. Ya sen gene terbiyesizleşme. Hayır, benim beynimin %100'ü beyin be. Çok belli o zaten. Ben? Evet. Konuşamadın. Aa. Sen? İşte bak, kendini tarif edecek kelimeyi sen bile bulamadın. Biz ne diyelim sana? Ben komple beynim. Şu an keşke burada olsaydınız da sevgili Süper FM dinleyenleri, nasıl baktığımı siz de görüyorsunuz. Evet vallahi direkt beynim ben, buyurun. Bakın, Kaptan Cook Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insanmış. Buradan Kaptan Cook kardeşimi tebrik ediyorum, ayakları dert görmesin. Adam öldü öldü. Evet yani yine de dert görmesin. Bak şimdi bak, kelebekler ayaklarıyla tat alıyorlarmış. Harbi mi? Harbi. İyiymiş. Monaco'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahipmiş. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Ve son apıştırıcı bilgimiz ise şöyle. Buyurun. Venüs saat yönünde dönen tek gezegenmiş. Ne oldu, ne apıştı? Ne gerek var bu çıkıntılığa şimdi? Nasıl yani? Niye herkes oraya gidiyor, sen niye başka yere dönüyorsun? İşte farklıyım ben diyor, different'ım diyor. Biz de mesela, biz insanlarla yaptığımız şeylerle senin yaptıkların çok farklı. Niye, ne farklı? Sen niye öyle ayrı kotu gibisin? Ne yapayım? Neyi mi gör? Şirine geldi. Allah bu şirineye bak, yemin ediyorum Zuhay. Akıl fikir versin değil en mi? En sonunda alacağım bu şirineyi. Evet. Şaplak atacağım. Zaten hap kadar bir şey şaplak atsan ne olur ya, yazık da, günah değil mi? Şirinenin yaptığı onunla aynı evde de yaşayamazsın ha. Niye? Nereye uzanacak? Git bana kızı şuradan bir yemek yap dediğim zaman ne yapacak? Tezgaha mı çıkacak ayaklarıyla? O tencereyi nasıl yapacak? Bıçağı nasıl kullanacak ha? Benim o güzel yatağımı nasıl toparlayacak? 3 günde iş yapar. Sen de Gulliver gibisin zaten. Dev bak, gibi. Bizim çocuğumuz. Sen normal insan boyutlarından da bazlı olduğun yok için. Yok be, zayıfladım ama. Çok. Bir şey söyleyeyim. Şirine ile ben evlensem nasıl olur acaba bizim çocuğumuz? Şirine Kotan. Ay sizden mavi ve siyah. Mavi çıkmaz canım. Çünkü sen böyle yanıyorsun, kapkara oluyorsun. Mavi ile siyah böyle gri. Füme bir çocuğum. Bak bir şey söyleyeceğim. Kendime acıdım. Bir de füme koyarsınız. Düşün, şirineye düştüm. Safinaz bile değil. Saf işçiyim. Ya, o çirkin Safinaz için iki erkeğin kapışması.
Allah çirkin şansı vermiş de boşuna dememiş. Sen Temel Reis'le Kamasaga. Sen kim için kapışıyorlar? Safinaz. Allah akıl fikir düşün versin. Nasıl bir yokluk artık oralarda o ama zaman. Ama ben Şirine'ye düştüysem bir... Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Şirine mi Safinaz mı sorayım sana. Ben mi? Evet. Seçmem mi lazım? Yani. Şimdi Şirine daha böyle flörtöz bir cilveli bir... Ama düşünüyorum Şirine ile çok yan yana gelemem. Mustafa bana şöyle geliyor, bize bunun için para veriyor olamazlar. Bir yerde bir yanlış yapıyoruz bence. Ben Safinaz'ı seçerdim yine. Boyu boyuna en azından. Uzun ama o senden. Yok be. Ama çok zayıfı, çok fit. Olsun, kısa boy. Ya ben ne yapacağım 30 santim alıp neremde kestireceğim ya. Fena mı? Portatif bir karın olacak. Al koy vitrine dursun. Olmaz. Ama Safinaz da tıkacak ıspanağa, tıkacak ıspanağa. Oh, sen sevmezsin sebze. Ben onu ete alıştırırım. Safinaz'ı. Yaparsa onu kim kardeşler? Niye bende böyle bir şans var? Niye başka bir Barbie demiyorsun? Şey demiyorsun, bir büyüyen güzel demiyorsun, bir prenses bilmem. Şirek, ben Şirek miyim be? Bak ben demedim, kendin dedin. Hakikaten sen benziyorsun biraz da, kulaklar falan aynı. Ciddi söylüyorum ya, insan hiç mi güzel masal kahramanımız yok bizim ya? Elsa var, Elsa benim kızımın da favorisi bu ara. Aa güzel. Güzel Elsa, sarışın. Orada da üşürüm. Ay de... sen de beyefendi ***'ya gelemiyor yani. Hayret kızlar bir şey. Kızlar kraliçesi, yakarım ben onu. Ateş gibi yanıyorum yıllardır. Ama doğru söylüyorsun, iyi gelebilir o. Buzlar kraliçesi. Nereye? Arendelle miydi? Neydi onların yaşadığı yere? Mustafa bir gelecek. Olacak çöl gibi orası. Ay herkesi ısıtırım yemin ediyorum he. Kristof gelirseni biz vallahi sumsuğunu. Ben hepsinden vazgeçtim. Prens Hans. İlk aşkıma dönüyorum. Kim o? Elizabeth. Ben de lahana bebek diyeceksin zannettim. Kadın gelmiş 90-100 yaşına Allah aşkına Mustafa. En azından soylu. Seni görse tanımaz ayol. Abi biz soylular böyleyiz ama yıllar geçti. Siz soylular. Nereli soylusun sen acaba? Ciddi söylüyorum. Yıllar geçse de birbirimizden kopamayız biz. O Charles anasına çok düşkünmüş. Vallahi yedirtmez sana o kadını. Ya onun üvey oğlumu var ya, onun ağzın ortasına. O gitsin de bana abi. Bak. Çirkin sen... karısı Kamile miydi onun? Sen bana bak. Kamile. Sevgili Süper Efendi dinleyenleri, gerçekten bu sefer çok özür diliyorum. Hem Prens Charles'tan hem Kamile'yi. Onlar da seni dinliyordu. Kamile, Kamile diyor. Onlar da seni dinliyordu. Bir telgraf çeker şimdi. Oğlum kendine gel. Ben senin babanın üveydi olsun. O çirkin karının ismi neydi diyor. Ya Mustafa ne alemsin ya. Of ben senin yüzünden benim de vidalarım. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Oyna, oyna, hatta. Dur bir şey söyleyeceğim. Sen prens olacaksın Allah aşkına. O neydi adı kadın ya? Kamilya, Kamilya. Kamilya mı? Ama ha Kamile, ha Kamile ne fayda? Sen gider o Kamile ile evlenir misin ya? Niye? Bir de çocukluk aşkıymış ya. Çocukluk aşk vazgeçememiş. Yani Diana zamanında da kadınla zaten berabermiş. Ama yani acaba adam hani ben bu çirkinim hani bir çirkinle mi evlenir demiş ya, sen prenssin ya. Öyle demeyelim insanlara biz. Niye ya? Niye demeyeyim, ama gözümü gördüğü yani. Hay Mustafa vallahi alemsin ya. Of. Ama bak ben sana bir şey söyleyeceğim, aklıma geldi. Madem ki soylu asil biriyle, bir kraliyet mensubuyla evlenmek istiyorsun ve o aileye girmek istiyorsun damiyat olarak. Hı. Prenses Stephanie, Monaco prensesi. Grace Kelly'nin kızı. Arıza biraz ama seversin sen. Ama o... Kelepçeler falan. Beni tutuklatır Monaco'da devamlı. Stephanie. Stephanie güzel. Aa, de, olur bir zaman ya. Şimdi bilmiyorum kaç yaşına geldi. Büyük ama senden. Gözümü kapatırım, vazifemi yaparım. Prens olacaksam.
10 yaş falan büyük senden. 10 yaştan ne olacak canım? Benim yaşla ilgili bir takıntım yok. Yok evet biliyorum. Ben Elizabeth'e evet demiş bir adamım. Düşün. En azından İngiltere kadar uzak dediğin Monaco. Evet yakın şurası hem 3-4 saatte ya, gidersin. Daha da zengin görünmüyor mu orası? Ne yapacak? Allah senden razı olsun ya. Hem güneşi ya. De eksik değil. Bak Monaco güzel yer yani. Tıklayacaktın beni o kasvetli şatoları İngiltere'de. Tabii yağmur bütün gün. Olmaz. Bak iyi buldum vallahi ben. Vallahi Monaco çok iyi. Sen DM'den Ç'ye yürü Stefani'ye. Ama buradan belki hani yürümek isteyen bir soylu falan vardır. He. Bir kız. Rakiplerin hani, falan dolu. Asil. Ha sana yürümek isteyen. Ya, yarın hafta sonu bana yazabilirler. Böyle Instagram, Snapchat'im ve Mustafa Katan. Böyle atsınlar mesaja soylular varsa. Artık Kim Kardashian'dan vazgeçti. Elizabeth aşkını kalbine ve geçmişine gömdü. Artık Mustafa Monaco prensesi Stefani ile evlenmek istiyor. Bu müjdeli ve güzel haberden sonra... Bu haftalık bizden bu kadar diyoruz. Sizlere çoluk çombak, huzurlu, güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim. Ben Zuhal Topal. Ben Mustafa Kotat. Zuhal Topal'ın gününden bu haftalık da bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.